soru var. Türkiye'deki gençlerin gelecek kaygısı var ve bu bir türlü bitmiyor, geçmiyor. Hani korkularımızı ne zaman yenebileceğimizi çok merak ediyorum. Kaygılarımızın ne zaman geçeceğini merak ediyorum. Benim canım, benim dünyalar güzelim. Bir tek Türkiye'de değil, bütün dünyada yaşanan bu dehşeti anlatıyor. Çok önemli bir konu bu. İslam buna kökten çözüm buluyor. Bütün millet birbirini garantiliyor. Yani bütün millet birbirini sigortalıyor. Dünyanın en gelişmiş ve en mükemmel sigorta sistemini oluşturuyor İslam. Velayet sistemi. Herkes, herkesten sorumlu. Yani herkes, herkesi anası babası gibi, kardeşi gibi korumakta mükellef. Bu hangi sigorta sisteminde olur? Hiçbir sistemde olmaz. Sigorta ancak para verebilir, belki hastaneye kaldırtırır, o kadar. Ama baksana, bütün İslam ümmetine hizmetçi kılıyor Allah. Ve malını, mülkünü de hizmetçi kılıyor. Yani bütün imkanlarına hizmetçi kılıyor. Onun için İttihat-ı İslam'ın olmuşması, Mehdi'nin zuhuru kesin çözümdür. Bunun dışında çözüm olmaz. Yani hangi sistem yapılırsa yapılsın, insanlar dehşetli gelecek korkusu yaşarlar. Mesela genç kızlar bir an önce evleneyim de diyor, gelecek korkusu kaybolsun. Zıpır bir adam geliyor, tamam evlenelim diyor, bayağı da neşeli. Gidiyor, oynuyor falan böyle, eğleniyor. 15 gün sonra falan, ya diyor biz hata yaptık herhalde falan diyor. Boşansak mı acaba diyor. Hem de yılışarak böyle. Hakikaten eve gelmiyor, boşuyor yani. Veya çocuk oluyor. Kadının vücudu bozuluyor tabii çocuktan dolayı. Ya diyor çocuk sende kalsın istersen, istersen bende kalsın diyor ama biz yeni bir hayata başlasak nasıl olur falan diyor. Yani sen de belki birini bulur evlenirsin falan diyor. Bu kadar. Kafası bu. Çocuğu da belki bana bakar diye çocukla haşır neşir oluyor bazen. Çocuk da bazen züppe oluyor. Babasının malını kaldırmaya çalışıyor, anasının malını kaldırmaya çalışıyor. Bir an önce ölse de malına mülküne konsam diyor. Telefon ediyor mesela annesi. Ya diyor sen ölmedin mi moruk diyor falan. Beni arama rahatsız etme diyor. Ölüyorum bitiyorum çocuğum falan diyor. Adam bana ne diyor ne yapıyorsan yap. Git diyor, devletin kurumları var, onlar baksın sana diyor. Allah korkusu yok çünkü, Allah'a sevgisi de yok. Darwinist eğitimden geçmiş, hayvan gibi görüyor annesini, haşa. Dolayısıyla Allah korkusu, Allah sevgisiyle yetişmiş, gençliğin oluşturacağı İttihat-ı İslam, Mehdiyet'in de başında bulunduğu İttihat-ı İslam, dünyanın cenneti demektir. Gelecek kaygısı sıfır. Bacaklar, yet rahat, gönlü rahat. Hangi eve gitse kendi evi. Nereye gitse kendi evi. Hangi hastaneye gitse kendi hastanesi. Hangi doktora gitse kendi doktoru, arkadaş. Her şey Allah rızası için. Ve bunu tabii müthiş bir zenginlik, bereket oluyor. Bunun dışında bu dehşetli kabusun dünyadan kalkması mümkün değil. İmkansız. Benim güzel yüzümü bir daha göreyim. Merhabalar. Samsun'da öğrenciyim, üniversite öğrencisiyim. Benim çok merak